Anası geldi. 7 yıl mı oldu? 8 yıl mı oldu? Sen gittikten 1 yıl sonraydı sanırım. Ufuk'tan bir haber var mı dedi. Kız sordu dedi. Senden de bir ses soluk çıkmayınca babasının suratı kırık karış oldu. Evlendirmeye kalktılar. Köyden de kimse almadı. Çocuğu olmadı diye besbelli. Aşağı köyden şoför Mahmut'un oğluyla nişanladılar. 2 aydan beri de öyle doktora götürüp getirdiler, hastalanmış besbelli. 6 gün oldu ölüm haberi geleli. Yazık oldu garibe. Kupkuru kurudu. Torunu gelini de getirseydin keşke. Şimdi sen tam da Seval'ın ölümüne denk geldin. Aman diyeyim yavrum, dışarıya fazla çıkma, görünme. Köyde herkes sana kızgın. Çayını iç hadi, soğutma yavrum. Emel, hoş gelmişsin. Hadi bize gidelim. Hadi. Aldın mı benim oğlum? Şimdi bunlar seni yıllardır görmedi ya. Bunca yıl gelmemiş, şimdi mi gelmiş? Cenaze haberini bekliyormuş diye hayıflanıyorlar. Sekiz yıl oldu değil mi? Onlar da haklı şimdi kendince. Hakikat ben mi oğlu? Sen yıllardır neye gelmedin? Sen gittikten 1 yıl sonra filandı. Şu kavak ağaçlarının dibinde Seval yengeyi gördüm. Baktım ağlıyor. Hayrola yenge, neye ağlıyorsun dedim.
Ben senin yengen değilim dedi. Kızdı. Ben de o günden beri yüzüne bakamaz oldum. Ya köydekiler? Herkesinin İstanbullarda yeni bir aşk yaşadığını duymuştu. Ben ilk duyduğumda inanmadım. Emmimin oğlu Ufuk böyle bir şey yapmaz dedim emme. Sonra hakikatmiş öğrendik ki. Biz emmi oğluyuz. Kardeş sayılırız. Söylediklerim canını yakar belki ama çok yanlış yaptım be. Yazık. Kadın çok çekti senden sonra. Gelirdi hep yollarını gözledi. Allah'tan umut kesilmez dedi. Hastalığını dedi. Daha da fazla dayanamadı. Sen geç anne. Hava soğuk. Elimizde büyüdün. Senin gibi İstanbul görmedik. Konuşmayı beceremeyiz ama. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi belli. Kızcağız harap oldu gittin gideli. İnsan bir yol ben dönmeyeceğim. Beni boşuna bekleme der. İnsan olan hatır gönül bilir. Sandıktan çıkmak. Gönülden çıkmakla başlar. La oğlum. Tüm köyün gönlünde bir saygım vardı. Bu ne diye viran ettin ha? Biz sana hiç edep, haya öğretemedik mi? Küçükken ha bu ateşin başında hoşaf kaynatırken gelip kepçeye yudumlardın. Üstün başın kirlense anan kızmasın diye ben temizler paklar öyle gönderirdim seni eve. Sen ne ara bu kadar vicdansız oldun? İstanbul'a giden fırıldağa döner derlerdi. Her yana döneydin de buraya dönmeyeydin. Canına can sürmedin de utanmadan toprağına yüz sürmeye mi geldin bacım? Gittin mi mezarına? Hey gide hey. Ben kime diyorum ki? Babasının tabutunu omuzlamaktan korkan, bir avuç toprak atmaktan korkan, yedisinde kırkında başına gelip bir Kur'an okutmaktan korkan,
yüzüstü bıraktığı kadının mezarına gidecek ha. Sen küçükken de böyleydin. Mefta'dan, mezardan korkardın. En sonunda kefene sarılıp tabuta girdiğinde oradan da kaçıp kurtulurum sanırsın herhalde. Gitme. Sakın gitme. Gitme de bacımın ruhuna acı çektirme bari. Bir kutu bıraktıydı. Sanki öleceğini bilirmiş gibi. Dönecek misin yarın? Zaten niye geldin ki? Sabah oğlanla gönderirim. Dağım, dağlarıma kar yağdıranım. Birkaç çift laf edeyim dediysem de, geleceğine de bunu okuyacağına da hayır ümidim kesilmiştir. Lakin yine de yüzüne söylemeye fırsatım olmayanı kağıda dökmekten geri duramadım. Gelirsin diye bekledim önceleri. Kimsenin yüzüne bakamaz olduk. Beyimdir, işlerini hal yoluna koyar, beni buralarda kovmaz dedim. Beni vatansız bırakmaz dedim. Toprak yeşer demedim diye mi beni terk ettin? Allah beni kurak yarattı diye suçlu ben miydim? Anam babam önce Allah'a, sonra sana emanet ettiler beni. Sen emanete hıyanet edecek adam da değildin. Neden böyle ettin? Madem sevmezdin niye döşeğine ortak ettin? Duydum ki elin başka ellerdeymiş. Hasret kaldığım kokuna odun ateşinin isi gibi başka kokular sinmiş. Bilesin ki hastayım. Ne seni isterim ne de sen gelmek istersin bilirim. Gayrı gelsen de bende beni göremezsin. Ellerine doyamayan bedenimde tarla yılanı gibi sinsi sinsi gezinen aha bu hastalık iyice baş gösterdi. Yavaş yavaş her yerimi kuruttu da yine de gitmedi. Dedim ya, gayrı ümidimi kestim. Ama olur da bir gün gelirsen, bu mektubu senden kalan her hatırayla beraber bir sandığa koyacağım. İş işten geçmiş olsa da, diyeceğim varsa, gelir mezarıma söylersin. Babanın yanına uğrayayım. Üç parsellilerde. Sen de gel. Tamam mı yavrum?
ne diyeceğimi bilemiyorum. Oturup başına Fatiha okumaya bile utanıyorum. Haberini alınca da ne yapacağımı bilemedim. Haklısın. Hastalığın kadar olamadığım doğru. Ayağına giydiğin terlik bile olamadım. Bir zamanlar bastığın, şimdi içinde yattığın toprak bile olamam. Giderken çektiğim azabın 1000 katını çekiyorum. Sevemedim Seval. Çoluk çocuğa karışır zamanla olur dedim. Olmadı. Kaçtım. Bizi yok ettim sandım. Seni yok etmişim. Kurduğum hayat baş döndürünce de seni hepten unutmuştum. Ta ki haberini alana kadar. Dünyadaki en büyük korku mezar korkusu sanırdım. Değilmiş. Anladım.